Hava bugün çok güzel. Dün bütün gün yağmur yağdı. Gördüğünüz gibi park zaten ıslak. Kimse parka gelmemiş. Birkaç köpek gezdiren var. Biz de Monica ile kahve kaptık. Bugün ben çalışmadığım için kahve içiyoruz. Birazdan Meat Emporium'a gideceğiz. Ve sonra bir sürü et göstereceğim. Ve büyük ihtimalle bir tane de biz alacağız. This is like an industrial area here, so you can see this all this area and buildings, just like a storage or like a factory, mağazaların büyük depoları. Bilmiyorum şu anda ben ne et alacağımı da, ben büyük ihtimalle Prague powder soracağım. Prague powder number one. Pastrami yapmak için. Pastrami için de bir 10-15 gün geçiyor zaten. Hava yine kapalı bugün. Hava kapalı olmasına rağmen dünkü gibi yağmur yağmıyor. Şimdi Meat Emporium'a gideceğiz. Büyük kasap diyebiliriz, böyle çok şahane bir kasap. Oradan ben daha önce gitmedim. Bir bakalım, oradaki adamlarla muhabbet etmeye çalışacağım. Soru soracağım. Belki biraz da video çekim yaparım izin verirlerse. Şimdi oraya gidiyoruz. Sonra gittiğimizde görüşürüz. Evet arkadaşlar, şu anda Sydney'in en büyük et kasaplarından birindeyiz. Şu anda girişteyiz. Hemen zaten özel special'ları koymuşlar buraya. Fiyatları reduce yaptıkları itemleri. Şimdi buradan çıkacağım. Bütün bu section'ların hepsini size göstereceğim. Şu en arkada büyük production yapıyorlar. Orada da bakacağız neler yaptıklarını. Az evvel zaten mekanın menajeriyle konuştuk. Kendisi tarif ettiği bütün hayvanlar kendi özel farmlarından geliyor ve satıyorlar. Şimdi gördüğünüz gibi kuzudan başlıyor. Gördüğünüz gibi kuzu, iki kuzu ve pork section'ları var. They say Sydney's largest coolroom. So that means, onun ne anlama geldiğini söyleyeyim size. Burası komple bir buzluk arkadaşlar, buzdolabı. Şimdi hemen kuzulardan başlıyoruz. Bakın, etlere bakın, incikler. İnciklerden başladık. İnciklerden geçiyoruz şimdi. Kuzu boynu, bulamazsınız. Bakın, gidin böyle paketlenmiş kuzu boynu Türkiye'de bulamazsınız. Güzel harmanlanmış lamb loin chops. Bunlar saddle'dan geliyor. Sırt bölgesinden, kaburganın bittiği yerden sırtla kalça arasındaki yerden çıkan ettir burası. Bakın şu et mini lamb t-bone gibidir. Şuraya bakın. T şeklinde mini lamb t-bone. Bunlara lamb chop diyorlar. Direkt lamb chop, loin chops. Gördüğünüz gibi burada lamb rack'ler var. Çok güzel kasap yapılmış. Bunlar French yapılmış deniyor. Yani kemikleri temizlenmiş. Kemikleri temizlenmemişse French yapılmamıştır. Bakın burada gördüğünüz gibi lamb rack'ler çok güzel kuzu pirzolalar. Fiyatlarına bakın, $45. $45. Avustralya'da bir paket sigaranın $50 olduğunu düşünürseniz $45 bir şey değil. Şimdi burada kuzulardan başlıyorsunuz. Büyük shoulder, omuz roast var. Omuz roast alıyorsunuz. İsterseniz oradan kemikli omuz alıyorsunuz. Buradan geliyorsunuz lamb rump. Kuzunun kalçası. Benim en sevdiğim yer. Buradan steak gibi et pişirebilirsiniz. Bu steak gibi çıkar. Bunun yağını güzel render yapacaksınız. Steak gibi çıkar. Dilimledikten sonra benim eski menüde vardı zaten. Şimdi buradan devam ediyoruz. Görüyorsunuz hep bunlar shoulder. Lamb shoulder katlar, pirzolalar. Şimdi şu. Nedir bu arkadaşlar? Four quarter chops. Yani omuz bölgesine bağlanan, pirzolanın bittiği yer boyuna doğru gidiyor. Burası boyuna bağlar. Oyster blade'i görürsünüz. Şu kemik oyster kemidir. Kürek kemidir arkadaşlar. Bakın. Size Avustralya'nın Sydney'in en büyük soğuk odasından çekim yapıyorum şu anda. Bakın. Domuz bölümü var. Çok güzel domuz etleri. Müşterileri de rahatsız etmeyelim. Alışveriş yapıyorlar. Burada bütün bacaklar da var. Bakın görüyorsunuz. Kemikli roast. Burada domuzla pek ilgilen olmaz ama ilgi çekici olarak söyleyebilirim. Abi kuzudan bir farkı yoktur. Bakın. Mesela bu pirzola gibi düşünün. Kemikleri şurada. Antrikot gibi düşünün. Domuzun antrikotu. Free range pork rack. Pork loins everywhere. Burada pork loin. Yani burada crackling yapmak isterseniz crackling derileri var. Pork jaw. Çene kemiğinden çıkar. Kenardan çıkar. Yemeklerinde çok kullanılır. Texture'lı bir ettir. Bakın burada katlesler vardı. Az evvel bütün gösterdiğim domuzun göbek, pork belly. En sevdiğim bölge. Yağlı yağlı yavaş yavaş pişer. Sonra tavada fırında roast yaparsınız. Ve ince dilimleyip tekrar ızgarada bitirirsiniz. Ramenlerin üstüne, her şeyin üstüne çok güzel gider. Bakın spare ribs. Bunlar hemen o ilk gösterdiğim kemikli domuzun altından başlar. Devam eder. Bunlar da yavaş pişirmeye, Asya yemeklerinde çorbalara çok güzel lezzet verir. Porchetta bildiğiniz gibi İtalyan. İşte domuz göbeğinden veya tamamen yan etten, flanklerden yapılan bir ettir. Çok lezzetlidir. Arkada görüyorsunuz pork ribs full plate. Etrafında etler var.
Bunu ızgarada Amerikan tarzı yavaş yavaş ufak bir rapla pişirirseniz harika olur. Gördüğünüz gibi bu kemiklerin etrafındaki kolajenler, konnektif tişular yağlarını salar ve bu et çok güzel lime lime olur ve çok güzel bir şekilde tüketilir. Ve burada da domuz butu. Domuz etinde aşırı yağ vardır arkadaşlar. Şimdi size nasıl tarif edeyim? Şuradan bakın, domuzun yağı, derisi şu kalınlığı görüyor musunuz? Çok yağlıdır. O yüzden sağlık açısından çok iyi bir et değildir domuz eti. Bakın bütün bir section'a gideceğiz. Çok yer var. Hemen hızlı hızlı geçmemiz lazım. Ortada da hemen böyle kısaca geçelim. T-bone'lar. Harika. T-bone'un porterhouse şeklinde büyük strip loin'i olan, bonfilesi büyük olanları makbuldür. Bakın şimdi bu ve şu kalınlığı görüyor musunuz? 1,5 kiloluk T-bone. Şöyle arkasından göstereyim arkadaşlar. Omurga kemiğinin ortadan ikiye kesiyorsunuz. Yanında bonfilesi var. Öbür yanında da strip loin, yani kontrafilesi var. Evlere şenlik, çok güzel bir et. Angus bunların hepsi. Grass fed ile beslenmiş, görüyorsunuz. Ne diyor? %100 Angus beef diyor arkadaşlar. Etin içindeki yağlanmayı da görüyorsunuz. Harika. Her şey çok güzel. Burası manyak bir yer. Burada et seven bir insansanız burada bayılırsınız. Yalnız ellerim dondu bu arada içerisi. Çünkü buzdolabı arkadaşlar. Burası buzdolabı. Görüyorsunuz. Porterhouse dedikleri bu strip loin kısmına Amerikanlar porterhouse der, strip loin der. Strip dediği de stripten dolayı, yani çizgi şeklinde, strip şeklinde olduğu için strip loin derler arkadaşlar. Kontrafile. Kemikli süper ribeye. Burada diğer katlar. Hepsi zaten kalite görüyorsunuz. Marbling. Bunlar scotch file. Görüyorsunuz scotch file arkadaşlar. Scotch. Spinalis. Spinalis eti dünyanın en yumuşak etidir. Antrikotun etrafında çevirdiği et. Burası ana bölgedir. Ana bölge eye dedikleri. Rib eye. Ribin gözü. Göz bölgesidir. Burası kontrafileye gider. Bu spinalis yavaş yavaş küçülür. Buradan dönüşür. Strip loin olur. Saddle bölgesinde, bel bölgesinde, yukarıda sırtın arkasında kalır. Kalçaya bağlarlar. Bu strip loin gider. Ramp olur arkadaşlar. Sırtından gider hayvanın, rampa bağlanır. Stekler çok iyi gözüküyor. Birazdan Wagyu bölgesine atlayacağız. Wagyu bölgesi, kafayı yiyeceksiniz. Harika bir yer. Deli kısım var. Deli demek delikatessen. Yani cured. Marine edilmiş, tütsülenmiş, kurutulmuş etler. Bakın hamler var, handle hocklar var. Ham hock derler bunlara. Çok güzel tütsülenmiştir. Bunları yavaş ateşte bütün gece boyunca yavaş yavaş pişirip lime lime etlerini soyduktan sonra çok güzel terin yaparsınız. Bunlar hep Fransız kültürüdür. Bakın burası karkas. Gördüğünüz gibi hayvanın bütün sırt bölgesi, kaburga bölgesi burada. Buradan indiriyorlar, aşağıda kesiyorlar. Gördüğünüz gibi aslında burada dry aged yapıyor adam bir nevi. Bu etleri buraya asmış. Bunlar bildiğiniz rib set. Rib set arkadaşlar. Bunlar kuruyor. Dry aged olmuş. Görüyorsunuz. Etin yanı nasıl kararmış. Bunlar trim yapılıyor ve içindeki et kuruyor. İçindeki et kanını kaybettikçe daha tender oluyor arkadaşlar. Daha yumuşak oluyor. Dry aged bu yüzden yapılır. Dry aged yaparken de küçük bir lezzet katarsınız. Yani bir böyle mushroomy, mantarımsı, peynirimsi bir tat gelir etin üstüne. Güzel bir karakter katar. Bakın burada zaten bütün ürünlerini adamlar hazırlamışlar. Bunlar hep reyonlara gidecekler. Sosisler, sucuklar, etler. Çok güzel gidiyor. Kurutulmuş etler şahane bir şekilde ilerliyor. Bakın dry aged dediğiniz olay burada. Bakın. Production devam ediyor arkadaşlar. Şimdi sizi Wagyu bölgesine götürmek istiyorum. Burger köfteleri, hazır tüketime şişlenmiş kebaplar. Lamb kofte diye geçer. Bakın arkadaşlar köfte. Lübnan usulü. Canavar gibi gidiyor. Kıymalar çok güzel çekilmiş. Wagyu bildiğiniz gibi. Wa Japanese you is give is dana. Wa Japanese dana. Rump steaks. Şimdi rump steak'e baktığınızda burası kalçadan çıkar. Kalçanın en üst kısmındaki rampa rump cap derler arkadaşlar. Cap yani şapka gibi düşünün. Cap. Yani bu etin üstündeki cap. Ve burası daha tender, daha yumuşak olur. Her zaman steak gibi kesip pişirirsiniz. Şu yağlanmayı görüyor musunuz? Ve konnektif tissue biraz daha böyle kolajen madde olduğu için chewy, yani çiğneme oranında biraz zorluk çekebilirsiniz. Ama sadece rump cap aldığınızda bunu bütün bir şekilde de alabilirsiniz. Rump cap aldığınızda ızgaraya, fırına her türlü çok güzel gider. Bakın Wagyu görüyor musunuz? Şu yağlanmayı görüyor musunuz? Sanki mermer, Marmara mermeri. Marmara Adası'ndan geliyormuş gibi. Bakın kaç para diyor bu? 35-35. Çok güzel. Yağlı. Aynısı. Şuradaki rump cap'i çıkarmış. Buraya ayrı rump cap yapmış, fiyatlamış. Ama sadece rump cap'e giderseniz, şu üstteki bölgeye giderseniz bu 35-35. Yani 35 dolar. Bir tık daha pahalı. Belki ben bir tane bundan alırım. Porterhouse. Strip loin'ler geliyor. Oradaki strip loin'leri görmüştük. Buradakiler bir tık daha böyle daha canlı gözüküyor. Bakın Wagyu. Yağlanma oranı artıyor. 5 plus. 5 plus ilerliyoruz şu anda. Bakın şimdi. Oyster blades. Let's go. Look at this. It's 8 to me, but it says 5. Looks like a... Bu 5 marbling score.
Bana 8 gibi gözüküyor. Marbling'e baktığınızda sanki böyle artık eti göremiyorsunuz. Ama şu tarafta bir et var, göreceksiniz kafayı. Antrikotlar başlıyor, kemikli antrikotlar. Fiyatlar artıyor. $40, $488 gramı, yarım kilosu bile değil. 488 gramı $40 arkadaşlar. Çok pahalı değil ama güzel, güzel. Böyle bir et yerseniz canavar gibi yersiniz. Diyor 9 skor geldi. 9 skor yağlanmayı görüyorsunuz. Artık eti böyle az görmeye başladık. 9'dan 10'a doğru çıkmaya başladığınızda artık et kayboluyor, yağ doluyor arkadaşlar. 9, bu benim için 9 değil. Bu 7, 6, 5, 5, 5 plus derim ben buna. 5 plus derim. Bakın şimdi geldi. $50'lık Japanese bakın. Japonya'dan geliyor büyük ihtimalle. Şu yağa bakın. Şu üstteki yağlara bakın arkadaşlar. Et yok. 9 plus. $50. 186 gramı $50 arkadaşlar. Ama bu eti nasıl yapacağınızı da bilmeniz lazım. Beceremezseniz çöpe atın gitsin. Şu yağa bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şuraya bakın. Bunlar 12 plus. 12 plus yani son noktası. Bu vakitte bundan daha yağlısı olmaz arkadaşlar. Bakın. $47. Geldik buraya. Black Market sanırım bunlar. Yo, Black Opal. Bunları kullanıyorduk. Wagyu Finger Ribs. Kemik arası. Wagyu'nun kemiğin arasındaki etler. Çok güzel gözüküyor. Ve şurada da büyük bonfilelerimiz var arkadaşlar. Bakın bonfileyi görüyor musunuz? Bütün bonfile. Nasıl? Şahane. Bu en azından var. 3 kilo diyecektim tabii. 3 kilo. Şu bonfilenin güzelliğine bakın. Rangers Valley'den geliyor bunlar. Black Market'tir. Bunları Arabistan'a, Middle Eastern'e, Orta Doğu'ya ihraç ediyorlar arkadaşlar. Ve Wagyu kısmında en son göreceğimiz nokta flank steak'ler. Ben ama bunun Wagyu olmadığını biliyorum. Bunlar crossfed. Yani bunlar kırma. Angus'la Wagyu kırması. Kullanıyordum daha önce. Bir striploin'ler, kontrafileler porsiyonlanmamış. Bakın rump. Kalçadan çıkan şu et büyük bir ettir böyle. Şu et rump cap'i içinde barındırır. Yani şu rump cap şunun üst kısmından çıkıyor arkadaşlar. Şuradan çıkıyor. Şu bölgeden çıkıyor yani. Bakın görüyor musunuz rump cap'i? Et konusunda bir cennet arkadaşlar. Depoları şu anda büyük bir buzluğun içindeyiz. Ve üşüyorum. Aşırı soğuk. Görün. Bu hayvanın kaburga kısmından çıkar. Şu etin kalınlığına bakın. Şu etin kalınlığına bakın arkadaşlar. Bu iki set mi ya? Ben şaşırdım. Bu kadar kalın olmaması lazım. Büyük ihtimalle iki set olabilir. Bakın 4 kilo ağırlığında geliyor. Fiyatı da $108. Brisket'e $134 çekmişler. Görün burada hepsi arkadaşlar etler çok güzel şekilde yayılmış. Sanki pazardan domates seçiyorsunuz. Bakın. Bonfile, Jack's Crack güzel bir ettir. Jack's Crack çok güzel bir ettir. Bonfile bunların hepsi. Çok yumuşak, yağsız, süper etlerdir. Yağlıları da var tabii ki. Ama bonfile yiyen insan yağlı et yemesin yani. Bakın. Görüyorsunuz. Dana yanakları. Yanak mı istiyorsunuz? Gelin buradan alın paketli. Servisi görüyor musunuz? Kaç para? $18 kilo. Lezzetlidir. Benim en sevdiğim yemeklerden bir tanesidir. Belki alırız. Yanak yapabiliriz. Çok heyecanlıyım. Bakalım. Rump cap'ler. $18 kilosu. Bakalım. Mesela bu 1.7 kilo. 31.19'a geliyor. Rump cap çok güzeldir. Keşke arkadaşlarımızı davet edebilsek de pişirsek. Lockdownlardan ötürü hiç kimseye davet edemiyoruz. Şu anda mantıklı düşünüp sadece Monica ile benim yiyebileceğim kadar bir et almam lazım. Arkadaşlar çizgi haline geliyor. Ondan sonra striploin diyorlar. İngilizler buna scotch der. Burada yine bütün etlerimiz var. Burada everyday porterhouse portions var. Büyük striploinler var. Biraz daha yağsız görüyorsunuz. Brisket'ten çok güzel bir et çıkartabiliriz. Bakın burada Parker Cut Brisket var. Bir tık daha küçük. Çaklar var. Bunlar da omuz bölgesine yakın bölgeden çıkar. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi şöyle etrafa tekrar bir göz atalım. Bakın ne yazıyor. Arkadaşlar curry salt buldum. Bunları dana yanağı yapmak için kullanacağım. Şimdi bundan bir tane alacağız. Gördüğünüz gibi çok güzel market yapmışlar. Soğuk depodan çıkıp böyle sebze reyona doğru ilerleyebiliyorsunuz. Yumurtalar var. Şurada böyle mangal kömürlerini satıyorlar. Spice'lar var. Çok güzel bir yer. İlk defa geldim ben buraya. Çok beğendim. There's a nice steak wraps, barbecue wraps and kind of like a barbecue sauce is here. Like a barbecue sosları, steak marinasyon spice'ları. Görüyorsunuz harika şeyler var arkadaşlar.
Merhaba arkadaşlar. Meat Emporium'dan yeni çıktık. Etlerimizi kaptık. Dana yanağı aldım ve rump cap steaklerinden aldık. Rump cap steaklerini kömürde pişireceğiz. Dana yanaklarını da pastrami yapmak için Truck No. 1 Salt'la 15 gün marine edeceğiz. Truck No. 1 Curing Salt, marinasyon salt'u aldık. Tuzu aldık. Bunu göstereceğim size dana yanaklarını nasıl yapacağımızı. Genelde insanlar brisket veya short rib yapıyorlar. Ama ben dana yanağını tercih ediyorum ve çok güzel çıkıyor. Çünkü benim daha önceki çalıştığım yerdeki menüye de koymuştum. Dana yanaklarından Japanese, Japon tarzında katsu steakler yapıyorduk. Mini steakler yapıyorduk ve bunları breadcrumb'da kaplayıp servis ediyorduk. Bugün Meat Emporium'dan malzememizi aldık. Şimdi eve gideceğiz. Evde size neler aldığımı göstereceğim. Yağmur atıyor zaten. Bir an önce kaçmamız lazım. Evde görüşürüz. Solduğunu gösterdik. Ve Avustralya'nın sadece Japonya'dan sonra Wagyu yetiştiren bir ülke olduğunu size belirtmek istiyorum ayrıca. Bunu da geçmeyelim. Avustralya Wagyu yetiştiren tek ülke Japonya'dan sonra. Çünkü zamanında artık kim nasıl bir şekilde bu Japon spermlerini, artık yumurtalarını nasıl, hayvanları nasıl getirdilerse bir şekilde Avustralya'da Japon Wagyu'su yetiştiriliyor. Bunlar Japon Wagyu'ları crossbred veya full, like a full blood tarzında olabilir. Yani bunlar kırma veya tam kan, yani saf kan diyebileceğimiz şekilde olabilir. Benim tahminim bunlar Angus ve Wagyu kırması, full Japon Wagyu'su ırkındaki etlere, full blood dediğimiz Wagyu'lerde David Blackmore'da görürüz genelde Avustralya'da. Şimdi aklıma gelmeyen birkaç tane daha saf Australian full blood Wagyu yetiştiren çiftlikler var. Ama David Blackmore bunun tapıdır ve zaten çok özel restoranlara verir. Başka öyle her yerde bulamazsınız. Ama yanlış anlamayın, bu et Wagyu. Ama şöyle bir şey var. Wagyu olmasa bile Angus etinden veya güzel bir ırktan da, güzel beslenmiş bir tanadan da bu mermerlenmeyi alabilirsiniz arkadaşlar. Bu mermerlenme sadece Wagyu'da olacak diye bir şey yok. Bu da ayrı bir nokta. Evet, bugünkü videomuzu bu şekilde kapatalım. Bir sonraki videoda görüşürüz.